Global medyadaki haber ve başlıklarla Türkiye hakkında global medyada öne çıkan başlıkları artı gerçek yazıları ve medyalleştirmeyi Ragup Duran değerlendirecek. Kendisi stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Bugünkü konu başlıklarında neler var? Ebru merhaba. Global medyada bu sabah yaptığım taramada ön plana çıkan 5 konuyu söyleyeyim önce. Dünyada hala Erdoğan rejimini öven yok. Suriye, Suudi Arabistan, Yunanistan, Ermenistan ve Amerika Birleşik Devletleri Ankara'yı takdir etmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı uzmanlar artık Covid'in üçüncü dalgasından söz ediyor. Seçimlerde Trump beyaz bayrağı çekmek üzere. Fransa'da İslamcılık ve laiklik tartışması yeniden gündemde. Global Medya'da Türkiye haberleriyle başlıyorum. Erdoğan'ın Türkiye'si güç gösterisinde ve kızdırıyor. West France. Türkiye'de tutuklanan Birleşik Arap Emirlikleri casusu gazeteci olarak çalışıyormuş. El Cezire, Katar. Bu bir iddia tabii. Türk birlikleri Kuzeydoğu Suriye'deki en büyük üstlerinden ayrıldı. El Monitor. Kürt yurttaşlar zeytinleri toplamak için cihatçı milislere yüksek miktarda haraç ödemek zorunda kalıyor. Afrin Post. Ankara, Suriye'de Rusya'nın misillemesine hazırlanıyor. Rezo Voltaire, Fransa. Türkiye, Suudi Arabistan'la ilişkilerin daha da kötüleşmesinden çekiniyor. El Monitor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi'nin bir üyesi, Ermenistan'ı tehdit ettiği gerekçesiyle Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını istedi. Greek City Times. Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak mı? Sputnik'in haberi bu, hemen atlamış üzerine. Ankara'nın desteklediği adayın Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı olması müzakereleri yeniden biçimlendirecek Elmanitior. Bu müzakereler dediği gerek toplumlar arası Rum ve Türk kesimi arasındaki müzakereler gerekse daha da önemlisi her iki toplumun yöneticilerinin Birleşmiş Milletler yetkilileriyle müzakereleri. Atina, AB üyesi ülkelerden Türkiye'ye askeri malzeme satışını durdurmalarını talep etti Katimerini. Hak mücadelesi veren, katledilen avukat için adalet. İnsan Hakları Gözlem Evi Tahir Elçi için bir bildiri yayınlamış. Türkiye, Rus hava savunma sistemini, S-400'ler, Rus hava savunma sistemini kullanma konusunda geri dönülmeyecek bir noktaya yaklaşıyor. El Monitor. Türk ekonomisi 2009'dan bu yana ilk defa büyük ölçüde küçülecek Reuters. Ankara Doğu Akdeniz'de ne istiyor? Conversation Fransa. Batı dünyasının altı büyük gazetesinin başlıklarına geçiyorum. Amerika'dan başlıyoruz. New York Times. Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs üçüncü kez hortluyor. Geniş çaplı bir denemeye göre Remdesivir ilacı Covid-19 ölümlerini engelleyemiyor. Trump teslim oluyor. Adalet Bakanlığı, Amerikan Adalet Bakanlığı, antitekel yasası gereğince Google'a dava açıyor. Seçmenler iki eyalette Trump'a oy verin baskısından şikayetçi. Sürekli mail gönderiliyormuş bazı seçmenlere. Kamuoy araştırmalarına göre bütün önemli konularda seçmenler Trump'ı değil Biden'ı tercih ediyor. Bir tanıklık. Hanımefendi koyu dindar, Kürşat e, kürtaj karşıtı ve Biden'a oy verecek. Washington Post. ABD'de bu yıl genel ortalamaya kıyasla pandemi nedeniyle 290 bin fazla insan öldü. Cumhuriyetçi partiler otokrasi ile cumhuriyet arasında bir tercih yapma zamanınız geldi. Jamal Khashoggi'nin nişanlısı ve kurduğu demokrasi yanlısı grup, Suudi Arabistan Velihat Prensi aleyhine dava açıyor. Deniz kuvvetlerinde bir tüm amiral, ırkçılık içeren bir hakaret sarf ettiği için görevinden alındı. Kaliforniya'dayız, Los Angeles Times. Yeni kurallar gereği Kaliforniya'da birçok park kapalı. Pekin'e karşı çok sert eleştiriler yöneltmesine rağmen Trump'ın Çin'de iş kurmak, projeler geliştirmek için yıllarını verdiği ortaya çıktı. Seçimlerde son viraja girilirken Biden, Trump'ın 3 misli bağış topladı. İngiltere'deyiz Guardian. Covid-19, Rusya'da günlük ortalama ölüm sayısında rekor toplam ölü sayısı Rusya'da 25 bine yükseldi. Brezilya Sağlık Bakanı hastalandı. Dünyada her yıl yaklaşık 500 bin bebek hava kirliliği nedeniyle ölüyor. Londra hava kirliliğine karşı sağlık ve tedavi konusunda dünyanın en başarısız kenti. Kendi ülkesinde pek vergi ödemeyen Trump, Çin'de 200 bin dolar vergi ödemiş. Covid konusunda hükümetin, İngiliz hükümetinin Covid konusunda hükümetin gizli sözleşmeleri İngiltere'yi büyük felaketlere sürüklüyor. Amerikalı yoksullar geçinmek için kanlarını satmak zorunda kalmışsa Amerika için ciddi bir bunalım anlamına gelir. Trump kaybederse seçim sonuçlarını çalmaya yeltenebilir. Bu duruma şimdiden hazırlıklı olmalıyız. İran'da bir kadın çarşaf giyinmeden bisiklete bindiği için gözaltına alındı. Fransa'dayız Le Monde. Kafa kesen katil öğretmene saldırmadan önce başka hedefler de aramış. Ateşle oynamayalım. Daha önce hiç grip aşısı olmamış sağlıkçılar bu yıl aşı olacaklarını söylüyor. Avrupa, Covid'de birinci dalgaya oranda bugün daha çaresiz değil ama İç koordinasyona ihtiyacı var. Le Monde'un başyazısının başlığıydı. Paris'te hava kirliliğinin bir yıllık faturası 3,5 milyar euro. Pandemi Fas'ta kepenk kapattı. Kaçakçılar, satacak bir şey kalmadı diyor. Son gazetemiz Liberasyon. Stajyer öğretmenlerin geleceği parlak değil bir tanıklık. Öğrenci velilerinden korkuyoruz. Ahlak ve yurttaşlık bilgisi dersi Charlie Hebdo saldırılarından sonra <laughs> yenilenmişti. Liberasyon'un bugünkü kapağında ben öğretmenim, ifade özgürlüğünü savunuyorum pankartını taşıyan bir göstericinin fotoğrafı var. Manşet olarak da laiklik iki nokta üst üste, her an kızgın küller üzerinde yürüyoruz. Ebru bugünkü tarama burada sona erdi. Hocam çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. İyi yayınlar. Teşekkürler.